Bildiğiniz gibi Lightroom 2023'te güncellendi. Aslında Photoshop Camera Raw filtre eklenen yeni özelliklerle hemen hemen aynı. Tabii Lightroom'u kullanan arkadaşlarımız da özellikle bu videoyu çekmemi istediler. Camera Raw filtre gelen fotoğraflarda insan algılama özelliğini size detaylı bir şekilde videosunu paylaşmıştım. Yayınladığım videomda o özelliğe ağırlık verirken yeni eklenen birkaç detayları da şöyle üstü körü geçmişim. Şimdi Lightroom 2023'e bakalım. Hem de Camera Raw filtre'da o es geçtiğimiz ufak detayımızı bir inceleyelim. Yeni eklenen özelliklerimize geçmeden önce ufak bir hatırlatmada bulunalım. Adobe hesabı veya Creative Cloud hesabı olanlar, iki tane Lightroom var. Bir tanesi Lightroom CC, diğeri Adobe Photoshop, Lightroom Classic diye geçmekte. Aklınızda bulunsun. Ben ikisini de Cloud hesabım üzerinden güncellemesini yaptım. Aradaki fark ne diye soracak olursanız, Lightroom Classic biraz daha profesyonel kullanıcılara hitap etmekte. Lightroom CC ise hem mobil üzerinden hem de PC üzerinden kullanabileceğiniz, özellikle gün içerisinde cep telefonunuzda çektiğiniz fotoğraflarınızı hızlı ve seri bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Çünkü bu ikisini çok karıştıran arkadaşlarımız var. Aradaki farkımız da bu şekilde. Bilmeyen arkadaşlarımıza da hatırlatmakta fayda var. Yeni gelen özelliklerimizi size Lightroom Classic üzerinden anlatmaya çalışacağım. Aynı şekilde Lightroom CC'ye de özelliklerimizi kullanabilirsiniz. Şimdi bu fotoğrafımızda aynı Photoshop Camera Raw filtre'de olduğu gibi insan algılama özelliğimiz Lightroom'a da gelmiş oldu. Hemen sağ tarafta maske aracımıza geldiğimizde otomatik olarak fotoğrafımızda bulunan kişileri seçmiş oldu. İsterseniz kişilerimizi toplu bir şekilde, isterseniz de tek tek seçim işlemlerimizi yapıp düzenleme işlemlerimizi uygulayabiliriz. Bu fotoğrafımızda şöyle ikinci arkadaşımızı bir seçelim. Fotoğrafımızda seçtiğimiz modelimizin istediğimiz bölgelerini ayrı ayrı seçip müdahale işlemimizi yapabiliriz. Ben yine tüm bölgelerimizi işaretleyip OK diyelim. Evet, gördüğünüz gibi seçtiğimiz tüm bölgelerimizin maskesi karşımıza gelmiş oldu. İstediğimiz bölgenin maskesine gelip işlemimizi uygulayabiliriz. Şöyle az bir şey sağa çektiğimizde modelimizin yüzünü az bir şey açabiliriz. Dediğim gibi çok fazla detaya girmeyeceğim. Raw filtre'da zaten bu işlemleri anlattık. Aynı şekilde Lightroom'da da bu işlemlerimiz birebir aynı. O yüzden Camera Raw filtre'da çok kısa bahsettiğim, aynı zamanda Lightroom'a da gelen diğer yeniliklerimize bir göz atalım. Evet, bu fotoğrafımızda yine maske aracımıza geldiğimizde fotoğrafımızın background'unu ve gökyüzünü ayrı ayrı müdahale etme şansımız da var. Şöyle background'a bastığımızda gördüğünüz gibi fotoğrafımızın arka planını müdahale yapabiliriz. Aynı zamanda gökyüzüne gelip gökyüzüne de ayrı bir şekilde müdahale yapma şansımız gelmiş oldu. Şimdi burada bu fotoğrafımızda bulunan herhangi bir objemizi veya nesneyi seçip düzenleme işlemimizi uygulayabiliriz. Örneğin burada obje aracımıza geldiğimizde karşımıza iki tane seçim modumuz gelmiş oldu. İsterseniz sağdaki modumuzu seçip şu şekilde şöyle bir kare içerisinde alıp seçtiğimiz alanımıza otomatik bir şekilde maskesini yapıp renklendirme işlemlerimizi, düzenleme işlemlerimizi uygulayabiliriz. Şöyle hafif sağa çektiğimizde birazcık rengini açıp siz fotoğrafınıza göre bazı yerlerini düzenleyebilirsiniz. Hemen Ctrl Z deyip geri alalım. Bir diğer seçim modumuz da en başta bulunan fırça modumuz. Bu şekilde fırçamıza gelip martımızı maskeleyip ayrı bir şekilde düzenleme işlemlerimizi uygulayabiliriz. Bu işlemleri Raw Filter'da çok kısa anlatmıştım. En azından Lightroom'da da bu işlemi pekiştirmiş olduk. Aynı zamanda Photoshop'ta bulunan temizleme dolgu işlemlerimizi artık Lightroom'da da uygulayabileceğiz. Hemen aracımıza gelip burada da 3 tane modumuz var. Size'ımızı, opaklığımızı ayarlayıp temizlemek istediğimiz bölgemize şu şekilde yapmamız yeterli. Lightroom'a da gelen bir diğer yenilimiz de bu sevgili dostlar. Artık fotoğraflarımızda istediğimiz bölgeye yapay zeka sayesinde kolay bir şekilde müdahalemizi yapıp işlemlerimizi uygulayabiliriz. Camera Raw filtre'de olduğu gibi Lightroom'a da bu özelliklerin gelmesi bence gayet iyi oldu. Artık Lightroom'da da Photoshop'a gerek kalmadan bu işlemlerimizi dediğim gibi rahat bir şekilde uygulayabileceğiz diyelim. Çok da fazla kafanızı şişirmeyelim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.